arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız biz çok iyiyiz. Tabii ki paşamla biz evdeyiz artık sürekli abileri ablaları. Ben bostanımdan bugün olan mancar yapraklarımı topladım arkadaşlar. Ben bunlara da 2-3 gün önce kül döktüm üstlerine, böcekler yemesin diye. Sülük böcek yiyor arkadaşlar. Bir de dedim kül dokayım. Ablam öyle dedi bana. Şöyle kül dök dedi üstlerine dedi. Arkadaşlar ben bunu böyle bir sudan geçireyim. Böyle arkadaşlar olan mancar yapraklarımı yolakladım yani. Zaten bir iki taneydi. Diğer videolarımda da görüyorsunuz. Da yani takipçilerim. Bana destek veren takipçilerimden, yurt içi, yurt dışı hepsinden Allah razı olsun. Bin kere bin kere sizlerden Allah razı olsun. Beni takip etmeye devam edin takipçilerim. Arkadaşlarım beni sağınıza solunuza öneriniz. İnşallah ben de büyüyorum yani sizlerin sayesinde. Önce Allah'ımı sonra sizlerin sayesinde. Mancar yapalım böyle arkadaşlar. Buralarda lahana diyorlar. Bizde kara mancar derler yani. Mancar. Bartın dilinde mancar yani arkadaşlar. Böyle kul döktüm ben bunun üzerine. Dediğim gibi. Ben şimdi bunun donmasını yapacağım. Şöyle arkadaşlar olan çukur yapraklarımı da yoğurdum. Kaç tanesini çıkardım. Tabii ki oklandı artık. Ben ne yapayım bunları? İki tane tohum bıraktım. Paşa. Efendim. Mancar donması yiyecek mi? Yerim. Bunlar da fazlarım. Dediğim gibi olan fazla yaprağımı da topladım böyle. Böyle oklandılar yani. Ben ne yapıyorum onları fazlasını tohumu arkadaşlar. Bahçeye olacak ki bol bol yapacaksın yani. Senelik bu kadar oldu. Hem evin tamirini yap. Hem bahçe yap. Bir de kışa geldik arkadaşlar. Odun derdimiz de vardı. Bir adam ne yapsın? Oğuşan da aklı et de yapamayan. Onlar da çalıştı yavrum. Bir de askere gitti. Asker bekledi işte büyük olanı. Şöyle arkadaşlar olan yaprağımı bir tabak ve bir tabak. İnanır mısınız arkadaşlar? İki de yaprak olsa kendi bahçemdeki başka oluyor yani. Lezzetli oluyor bilmiyorum. Sonuçta taze çıkıyor. Taze çıkıyor sonuçta. Yani sonuçta taze çıkıyor. Oğlumun demesi gibi, paşamın demesi gibi, abiler ablaları. Arkadaşlar suyum kaynadı. Tencerem tabii ki ufak ama bunları da gençük yaprak böyle sokup çıkaracağım ben. Bu kadar hızlı mı pişiyor? Gençlik yaşta bu yüzden sokup çıkaracağım yani. Arkadaşlar inanır mısınız hamur gibi oldu yani bu şekilde. Arkadaşım mutfağın kapısını kapatsaya olur. Şimdi sen dolma mı yapacaksın? Dolma yapacağım oğlum ben şimdi. Bu yaprak sarması değil, değil mi bu? Yok yok üzüm yaprağı değil ama üzüm bu. Baban yemedi mancar var ya. Bu mancar işte. Baban yemedi mancar oğlum. İyi mi baba oğlum? Diyorlar. Babamız. Evet. Benim oğlum sarımsak yemedi. Bak buraya abla diyor ki sana. Atla bol bol sarımsak ya antibiyotiktir diyor sana. Ya yiyorum da o kadar şeysi değilim.
Her yemekte yiyemiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İnanın siz gombul oldu yani. Yemyeşil oldu. Allah çabar ya. Alacağım gene bak. Çok hızlı şey yapıyor. Gençlik yapıyor oğlum. İstanbul çok sıcak ya. İstanbul sıcak mı var ki mi? Acayip çok sıcak. Soğuk olduğunda soğuk çok diyorsun. Sıcak olduğunda sıcak çok diyorsun. Bu şükür olsun. Oğlum. Orası öyle de ama çok şey. Her şey gösteri yani. Gösteren Mevlamıza şükürler olsun. Olur. Arkadaşlar ben böyle çukundur yaprağını böyle iplik gibi şeyleri var. Onları sıyırıyorum yani. Şöyle kalın yapraklarından da birkaç tane dolmasını yapayım. Çok da işte gidip gelme olmadığı için. Kurban Bayramı'nda gider miyiz? Kurban Bayramı'nda gider miyiz? Bilmiyorum ki o yasaklar kalkar inşallah. Ortalık düzelir de aman arkadaşlar bırak yasak devam etsin de bırak çıkmayalım sokaklara ama şu ortalık bir düzelsin Allah'ımızı izniyle. Kurban oldum Allah'ım cümlemize yardım etsin. Çok zor. Hastanede yatan yok. Onlar da bir dua bekliyor takipçilerin. Çok zor. Kimse Allah'ın hastane kapılarında bakıtmasın kimse insanları yani. Çok zor. Benim eşim de geçirdi arkadaşlar ama hastanede yapmadı. Evde geçirdi. Anası hastanede yattı. Kayınvalidem. O da kötü geçirdi arkadaşlar. 2 hafta ne hastanede yattı. Yoğun bakımda yatmadı ama normal odaydı ama kimse yanına gelip girmedi. Başka hastalığı da istemiyor arkadaşlar. Çok zor oluyor. O yüzden çok dikkat edin yani kendinize. Pancara yaprağını soğuttum su. Bunu da şimdi ben sokup çıkaracağım. Haşlıyorsun. Yani bir 5 dakika duruyor mu? Bunu da sokup çıkaracağım. Bunu haş yapmayacağım, kaynatmayacağım. Onların karalağının mancanı bir yol kaynatıyorum. Kolum mu dokunuyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bunları hiç beklemiyorum. Soktum çıkardım hemen suya. Çok gençlik yaprak olduğundan sokup çıkarmak bile arkadaşlar hemen eziliyor yani. Tane böyle soğanım var. Kapattık ocağın tunalı. Bunları yıkadım arkadaşlar soğanlarla. Böyle ince ince doğru soğanlarla. Gene ağlayacağım değil mi? Gene ağlayacağım. Abdullah diyor ki gene ağlayacak zannediyor. Allah ağlatmasın oğlum. Hmm.
Ağlayacağım mı diyorsun Abdullah? Yakıyor mu gözleri? Annem ağlamaya başladı uzaktan. Ben burada soğan kavramayacağım arkadaşlar. Yani bir şey yetiyor mu? Bir soğan. Yetiyor. Bir soğan yeter. Zaten şey, yaprağımız az. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir iki tane ne sarımsak atıyorum içine. Yani soğanı iyice kavuruyor musun? Soğanı kavuruyorum. Sarımsağını sonra atıyorum oğlum. Sadece gene sarımsak. Gene sarımsak. Her yemeğin içinde sarımsak. Kuşlar falan geziyor. Hava bugün çok güneşli. Güneşli. Sabahtan bulutluydu ama. Açılmış. Böyle arkadaşlar, biraz da böyle iki tane sarımsak doğradım içine. İnce ince. Böyle bulgurla biricik karışık böyle yıkadım. Salça koyayım içine. Benim biber salçam var arkadaşlar. Biber domates fark etme yani. Arkadaşlar ben dünkü videomda, bundan önce işte videomda yani bir yorumda bahsettim, konuştum ama kusura bakmasın yani mecbur kaldım konuştum arkadaşlar, değerli takipçilerim. Aklınızı helal edin, kusuruma bakmayın, kafanızı şişirdim. Benim yani beni bilen bilir. Adem ablam mantılar geldi. Bakın şurada mantılar geziyor. Bayağı bir evet, bayağı bir geldiler ya. Ha, gene geldi bak. Kuşlar var, kara kargalar. Kara kargalar var ya şurada. Bulutlu da. Bulutlar geliyor gene ya, bir iki tane öyle. Çatın üstünde, bak bir tane çatışıya kondu yine, bacanın üstüne kondu. Şöyle yakınlaştırayım ben size. Şurada. Havamız bulutlu bugün. Bulutu da var, güneşi de var arkadaşlar. Tutumuz, tut ağacımız beyaz beyaz şey yaptı ha. Tutlar beyaz fark işi yapmaya gözükmeye başladılar. Bak beyaz gezini yaptı da. Bunlar bir de senin bir şeylerini de göstereyim. Bunlar da annemin fideleri. Böyle martılar ciyak ciyak ötüyorlar. Bunlar böyle her an büyüyorlar. Tut ağacımız da bayağı bir vermeye başladı. Şöyle size göstereyim. Bakın şöyle. Gözüküyor mu? Evet. Bakın. Yani daha yeşiller ama olsun. Tuz atıyorsun. Arkadaşlar ben biberi doldururken biber dolmasını içine böyle bu pirinci kavurmayın ama böyle mancar dolmaları yaparken yanları kavuruyor. Böyle az bir burnunu atıyorum arkadaşlar. Dün de gelmişti değil mi martılar? Dün de geldi. Yok, ondan önce geldi. Bayağı bağırıyorlar ha. Biraz da kimyon atıyorsun arkadaşlar. Kimyon atıyorsun. Az bir şey atıyorsun orada. Seven var, sevmeye var. Fazla kokusunu
Biz fazla kokuyorsunuz. Arkadaşlar biraz da az bir şey kek atıyorum ben içine. Böyle. Fazla atmıyorum. Pul biberi atıyor musun? Pul biberi falan atıyorum oğlum. Bunlar da benim jelibonum kaplarıydı. Abdullah'ın jelibonum kapları. Biraz karabiber işte arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Baharatlar. Bunlar böyle bime geliyor. Bimden alıyorum ben bunu. Türkiye'de duranlar bilir yani. Buradaki suyu sen kaynatıyor musun? Yok yok onu alt şey yapacağım. Onu şey yapacağım. Arkadaşlar. Maydanoz atlıyorum. Büyük olan ben öyle maydanoz yemeye. Yani değişik değişik uşaklar var bende arkadaşlar. Biri sarımsaklı yemez. Biri maydanozlu beni dolmalı içse maydanoz yemez. Değişik değil. Yani. Gene Allah'ım yavrularımı uzun ömürler versin. Kurban olsun Allah'a. Böyle arkadaşlar. Bu biraz böyle kendinden kabarsın. Hey, burada bu sandalye ne diye sorarsanız ben burada oyun oynuyorum. O yüzden mi? Oyun oynuyor abiler ablaları. Dersimi yapıyorum, burada oyun oynuyorum. Arkadaşlar, değerli takipçilerim. Ben bundan önceki videomda bir konuşma yaptım. Yani mecbur kaldım, konuşma yaptım arkadaşlar. Yani ben sizlerden haklarınızı helal edin bana. Sizlerden çok çok özür dilerim. Beni takipçilerimden beni beğenenlerden Allah bin kere bin kere razı olsun. Beğenmeyenden de ben devamlı her videomda söylüyorum arkadaşlar bunu. Her videomda söylüyorum. Allah razı olsun yani. Şöyle bir şey değerli takipçilerim. Ben kimsenin kalbini kırmak istemedim. Yani kimseye de şöyle böyle demek istemedim. Ama ben mecbur kaldım. Söylemek zorunda kaldım. Allah razı olsun beni savunanlardan yani ona diyemedim anlatamadım kusura bakmayın. Beni koruyanlardan bin kere bin kere Allah razı olsun. Yani bu kadar sevdiğim varmış ki inanır mısınız? Beni ailem sever derdim ben ama Allah bin kere razı olsun. Ben bilmedim tanımadığım insanlar yani takipçilerim bana yorum yazıyorlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Yani çok çok özür dilerim. Haklarınızı helal edin. Bunu bile, kendini bilen biliyor. Yani artık ben boş verdim arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Allah'a havale ettim. Başka bir şey diyemiyorum. Demiyorum da. Ben şimdi böyle mancar yapraklarımı saracağım arkadaşlar. Bu şekilde. Ufak da olsa benim bu aslanım bayi yetiye. Ne yapayım arkadaşlar? İdare edeyim. Koyudan anacım. Ha mancarı çok. Dikti ya. Abimden diktiler gene ama. Gelip gelme. Gelip gidelim olmayınca da. Götüremez arkadaşlar. Bu şekilde ben şimdi mancar yapraklarımı bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Martılar geldi gene havamız da bulutlu. Şimdi bu böyle ben tenceremin dibine bunları böyle koyuyorum. Ama temiz arkadaşlar bu sofram temiz. Böyle dibine yapışmasın diye. Biz buna genellikle kara mancar diyoruz. Böyle arkadaşlar üzüm yaprağı gibi böyle oluyor yani. Kara mancar da olması deriz biz bunu Abdülhan demesi gibi. Zaten her köye gittiğimizde, her anneannemin yanına gittiğimizde illa ki bize... Bayramlarda, bayramlarda. Kur'an dedim ya arkadaşlar bayram da yapalım millet. Bayramları falan unuttuk yani. Millet zaten arkadaşlar şöyle bir şey. İstanbul'dan gelenler mesela... Gurbetçiler evin edravına bakıyorlardı. Evinde mesela evlerini postal bacasına bakıyorlardı. Ağlısı ona ağlısı tutuyordu. Yani öyleydi yani. Fazla bayram gezmiyorlardı. Yani herkes eş dosa gidiyordu. Anasına, babasına mesela, akrabasına. Eski bayramlar kalmadı zaten arkadaşlar. Ama şu hastalık çıktı. İnanır mısınız? Hiç gidemedik. Millet artık hep birbirinden solundu.
İşitir'e geldik değerli takipçilerim. Artık İşitir'e mi? Böyle küçük küçük ama küçükleri ben bölmeden yapıyorum. Benim arkadaşlar hiç bölmeden söylüyor. Çok razı bunlar büyük oluyor mu? Olsun. Arada gider. Tombul tombul oluyor. Arkadaşlar ben de bugün biber yerlerimi yerini kazdım. Hazırladım. Yarın Allah nasip ederse biberlerimi dikeceğim. İşte dediğim gibi kayınım, büyük kayınım şeye gitti. Küçük bir eşimin bir küçüğü köye gitti. Köyden de emsinin hanımı beni eşimi şeye göndermiş. Biber fidesi falan sağ olsun. Allah razı olsun. Buradan da ellerini öpüyorum bu yengemin. Onları dikeceğim arkadaşlar. Bilmiyorum siz takip eder misiniz bilmiyorum ama ay yenisi de bizde eskiden böyle yaparlar. Yani anam çok onu şey yapardı yani. Hesaplardı ay yenisi diye. Ay yenisiymiş bilmiyorum arkadaşlar. Onları dikmedim ben şimdi. Birkaç günden beri inanılsın balkonda kapak şeye koydum toprağa. Ablam sağ olsun öyle dedi bana. Mesela annem de diyor ki. Bunu dikeceğim bakalım yani Allah nasip ederse arkadaşlar. Yarın size videosu gelir. İnşallah Abdullah'ım da çeker. Paşamın da dersleri başladı. Canlı yayınımız başladı. Canlı dersim. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi bunları böyle sarıyorum. Ben sizlere sardıkça arada bir göstereceğim. Paşam da arada şimdi anne dedi birkaç şey varmış, dersleri varmış, onları çözeceğim dedi. Neydi abla, ders kitabını çözeceğim değil mi oğlum? Evet. Abileri ablaları arada böyle gösterecek beni sizlere. İnşallah Allah nasip ederse. Şimdilik burada hoşça kalın diyoruz. Ara ara gösterecek benim paşam. Martlar böyle. Kocaman. Ya bağırıyorlar hep. Şöyle. Arkadaşlar, mancan yapraklarım bitti. Şimdi çukurcu yapraklarına geçtim ben. Kaşım. Ne yaptın? Böyle arkadaşlar. Evet. Sen bunu böyle böyle yapıyorsun, değil mi? Kat kat böyle üstüne koyuyorum yutuk yerlerini. Rüzgar da başladı gene Abdullah. Başlasın ya. Esin biraz. Böyle arkadaşlar, çukur yapmalarında bu şekilde oluyor. Yani bir farkı yok değil mi? Yok yok. Aynen aynı şekilde yapıyorsunuz. Güzel oluyor ama valla biz seviyoruz yani arkadaşlar. Böyle küçük bir şey yapıyor. Arkadaşlar benim şimdi dolmam bitti. Yapraklarımı bitirdim ben. Böyle bu şekilde tenceremin içine çiziyorum. Tencerem ufak. Yani dolmam da az. Bulgurum bitti. Az bir yaprağım kaldı arkadaşlar. Onları da dondurucuya atıyorum. Ne zaman dolma yaparsam ben artık onları çıkartırım oradan. Mancar mancar. Kara mancar. Mancar. Bizim Bartın'ın yöreseli mancarı bu arkadaşlar. Mancarsız duramaz. Mesela annemler hep şeyle büyümüşler, mancarla büyümüşler. Biz mancar mı büyüdük oğlum? Anneanne sulusu yapardı, sadeli mancar deriz arkadaşlar biz. Bizim Bartın'da arıkta duranlar bilir yani. Böyle of, kışın ne olurdu butlu gelen, bembeyaz böyle.
Arkadaşlar bu karamancel ne kadar gar da yağsa, gro da yağsa yani. Gro yağdıkça, gar yağdıkça datlanır yani mancar. Bilmiyorum, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Gar yağmazsa, gro yağmazsa üstüne o zaman tadı lezzeti olmaz yani. Garı altında da hiçbir şey de olmuyor bu mancara. Uykum geldi ya. Uyku mu geldi Abdullah? Erken kalktım ya. Ama şimdi bu saatte yatarsam gece falan kalkarım. Uyuyamam o yüzden. Allah arkadaşlar bu tenceremi bilen kapatmadı yani. Yeter, iki tabaklık yeter. Allah'ın azına versin bereketini. Tombul tombul. Yani biz annemle birlikte duruyoruz. Abdullah'la paşamla ne yapıyoruz? Ekipleri gönderiyoruz işe. Biz annemle kalıyoruz. Biz oğlumla kalıyoruz evde. Böyle çukundur yaprağından da güzel oluyor arkadaşlar. Pazı yaprağı yani. Pazıdan da güzel oluyor. Bu değerli takipçilerim. Menüde sadece bunu mı yapacaksın? Var da pilav yaparız, çorba yaparız, bir şeyler yaparız oğlum. Dolmamızı bitirelim, ocağa koyalım, abileri, ablaları bir gösterelim pişmişini filan. Arkadaşlar şimdi ben bunu ocağa kumanda koyalım bakalım hep beraber. Şuradan bir kalkayım. Çamlara gidelim. Dolmamız. Benim büyük olan çok seviyor bunu. Salatasını. Oplandılar ya, böyle tohum çıkardılar. Ben dolmamı soktum. Ne yok? Roka mı? Ne roka mı? Ne o? Roka. Roka. Arkadaşlar ben böyle çiğden soğan doğranın içine. Böyle üstüne. Ya onu yakarken de sarımsak atarsanız arkadaşlar çok güzel oluyor. Ama ben bu Abdullah yemediği için ben atamıyorum. Böyle ya onu yaktığın zaman üstüne sarımsak dokarsan çok güzel oluyor ama ya bu paşam yemediği için ben yapamıyorum. Böyle değerli takipçilerim. Ben şimdi bunu üstte böyle çiğden soğanı attım üstte. Biraz da böyle yağ damladım üstüne. Su. Su değil mi bu? Aha, su. Böyle. Biraz da salça. Biraz da salça. Aslında... Anne peki böyle ne yapıyorsun? Böyle dibini şey yapıyorum oğlum zaten şişesin şartını böyle. İsraf yok. Yani. Böyle veriyorsun işte oğlum. Böyle daha iyi gelir. Bu dolmanın sosu mu olacak? Dolmanın bu sosu mu olacak? Dolmanın sosu olacak anacığım. Bu yetmedi çoğunda. Yeni salça açtım. Yeniden alıyorum arkadaşlar. Bir mi salçası çok güzel. Hoşuma gidiyor yani. Tamam zaten binden alışveriş yapıyorum ben. Binde bir yani A101 şok bunlara. Bana orada işte manavcımız geliyor sağ olsun Serkan abi diye bir tane abimiz var. O da iki günden beri gelmedi ya. Mal alıyordur belki. İşte. Arkadaşlar biraz daha yağ döktüm üstüne. Ben salça şeye tuzu üstüne dökme yapmıyorum. Böyle salçalı yağlı sosun üstüne suyun içine böyle suyu tuz atıyorum ben arkadaşlar. Ben mancarı da böyle koyayım. Biber dolması gibi aynı bu şekilde koyayım.
Martı. Sana ben yav yapmıyorum arkadaşlar ben. Martılar bağlı. Yani yav yakan isteyen yav yakarsa böyle sarımsağla beraber yakarsa üstüne dokarsa çok güzel oluyor arkadaşlar. E dediğim gibi işte benim bu ufaklığım yemeye sarımsağı alıştıramadım ben bu paşama. Cuan. Evet. Biraz da böyle pul dolatayım içine. Eğer bu suyum artarsa arkadaşlar hiç sorun değil. Çorba da yapıyorum ben bu suyuma. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle dokuyorum içine. Böyle değerli takipçilerim. Bunu ocağa koyacağım şimdi ocağın üstüne. Bu suyum arttı. Hiç sorun değil. Bundan ben pilavda bulgur pilavı yaptığım zaman içine koyuyorum. O da güzel oluyor. Çorbanın için çorba yaptığım zaman çorbayı ona düşürüyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu üstüne ben bir kapak kapayı. Havamız da beyaz esmeye başladı. Böyle. Bunu ara ara size yine göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi bunu ocağımın üstüne koyayım. Koyayım arkadaşlar. Büyük gözüne koyayım. O arada takladığı zaman bu küçüğünü en kısına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli takipçilerim bu piştiği anda ara ara sizlere göstereceğim. Arkadaşlar biraz da böyle yarım limonu sıkıyorum böyle üstüne. Ekşi de ekşi güzel oluyor. Suyu var mı diye bakıyorum. Biraz daha suyu var arkadaşlar. Dolmam bu şekilde. Böyle. Biraz daha takırız arkadaşlar. Bu kapak kapama üstüne ben bunun için. Tabağa koymuyorum üstüne. Böyle kapak koyayım üstüne. Bu şekilde böyle limonla biraz takırsın arkadaşlar. Gelin buyurun takipçilerim. Beraber içelim. Arkadaşlar benim dolmam pişti bu şekilde. Karamancar dolmam. Bu şekilde takipçilerim. Ağzını kapatıyorum şimdi. Allah'ın izniyle afiyet dileyeceğiz. Değerli takipçilerim kanalıma abone olursanız beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ona değmedim. Hoşçakalın. Hayırlı günleriniz olsun.